Peki bir şey söyleyeceğim. Wonder Woman olmak isterdim dedin. Oradan böyle aklıma şu soru geldi. Hiç kendini gerçek hayatta süper kahraman olarak hissettiğin, yani tabiri caizse böyle çok vay be ben neye sebep oldum falan gibi hissettiğin bir durum yaşandı mı? Başına geldi mi? Çok uzun boyluydum küçükken yaşıtlarımın arasında. Ve bundan gerçekten utanıyordum. Arkadaşlarımın arasına girmek benim için sıkıntı vericiydi. Öyle söyleyebilirim. Sadece ben şu an bunu temsil etmekten ve uzun boylu bir kadın olarak aslında bunun utanılacak, sıkılacak bir şey olmadığını ve seni daha özgüvenli hissettirdiğini gösteren bir kadın olmaktan çok mutluyum. Bir gün bir röportajımda şey demiştim. Yeni gelen jenerasyonlarda da çok uzun boylu kızlar var ve eminim ki dalga geçilen, ortama girmek istemeyen veya üstüne göre kıyafet bulamadığı için pantolonuyla dalga geçen bir sürü arkadaşları vardı. Bunu anlatıp işte uzun boylu olmak kötü bir şey değil, kendinize güvenin ve ben kendimi çok seviyorum şu an. Yaş aldıkça bunu görüp geçirdikçe farkına varıyorsun. Bunu bu şekilde anlatmıştım bir röportajımda ve geri dönüşünde bir anne bana gelip dedi ki benim kızım çok uzun boylu ve çok korkuyordum nasıl karşılanacağından, arkadaşları dalga geçer mi, özgüveninde bir problem yaratır mı diye. Senin röportajını gördükten sonra aslında ben de bu bakış açısından kurtuldum ve kızıma bunu aşılamaya başladım. Bir anne olarak beni çok etkiledin demişti. O zaman kendimi o kadar güzel ve bir şeylere dokunabilmiş hissettim ki onların hayatında veya daha nicelerinin hayatına dokunabildiysem benim için de mutlu. Kesinlikle. Çok güzel bir anı bu arada. Çok tatlış bir anı. O anneye de buradan selam olsun. Helal sana koca yürekli anne. Sıradaki fotoğrafımız burada tatlış bir küçük kız çocuğu mu, erkek çocuğu mu? Kız çocuğu Nehir. Nehir, Zehra senin formanla galiba değil Evet. mi? Ve senin maçını mı izliyor? Ve Evet. siz burada sayım almışsınız. Evet. Kim Nehir? Teyzemin kızının kızı. Kuzeninin kızı. Evet ama ablam gibi benim. Küçüklüğümden beri hep onunla birlikte büyüdüm. Hatta ben bir sene çok utangacım, çekingenim diye teyzemlerde kaldım. Biz taşınmıştık. O bir sene boyunca o bana baktı sadece. Hayatımda vazgeçemeyeceğim insanlardan biri, ikinci annem gibi. Dodo derim hatta. Onunla birlikte büyüdüm. Her şeyimi o aldı, her şeyimi o baktı, her yere o götürdü. Hatta ilk voleybolu o götürmüştü beni. Aa. Seçmeleri o götürmüştü. O yüzden hayatımda yeri çok farklıdır. Nehir de onun ilk kızı. Bir tane daha çocuğu var, Pars. Onlar ilk göz ağrılarım benim Değil mi? Öyle gerçekten. olmuştur. Evet. Hatta ben bir sene orada kalırken, o sene seçmelere geldiler ve ben orada kalırken Dodom götürebildi beni seçmelere. Belki annemlerle birlikte ilçe değiştirseydim ve oradan taşınsaydım, belki ben seçmelere dahi giremeyecektim. Kader ağlarını örmüş diyebilir miyiz? Evet. Evet ve Dodom'un çok katkısı oldu hayatıma bu zamana kadar. Ve hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Hep arkamda Ne olduklarını güzel. hissettirdiler. O da her maçtan sonra böyle bir fotoğraf alıyorum. O yüzden bunu da paylaştım. Bu bana şey hatırlattı. Nihan Kaya'nın mıydı? Yanlış olmasın. Bir çocuğun hayatını değiştirmek için hep böyle anne baba olarak düşünürüz ama aslında bir çocuğun hayatını değiştirmek için bir yetişkin yeter diye bir söz vardı. Yani bu etraftaki bir insan da olabilir diye. Mesela senin hayatındaki dönüm noktalarından bu anıyı oluşturan kişi senin kuzenin olmuş mesela. Hani hep anne babaya o rolü biçiyoruz ama bazen sokaktan geçen bir insan bile bir çocuğun hayatını değiştirebiliyor aslında. Ama buradan da şeyi düşündüm ben. Kuzeninle birlikte kaldığın yıllarda yanlış hatırlamıyorsam 12-13 yaşlarındasın Evet. değil mi? Peki o yaşlardayken ya da daha küçükken de olabilir. Herhangi bir rol modelin var mıydı? Hayır ama her zaman annemin sabrını hayatıma örnek almışımdır. Çok sabırlı bir insandır kendisi. Şu an mesela bir oyuncu olarak aldığım bir rol model yok. İyi oyunculardan hep özelliklerini almaya ve ne iyi oldularsa o özellikleri kendimde geliştirmeye çalışıyorum. Bence bu çok güzel bir Ama şey bu arada. o başka birisi ve ben Evet. kendimle başka biriyim. O yüzden onda olan bir şey bende olacak diye bir şey yok. Bende olan bir şey onda olacak diye bir şey yok. O yüzden törpüleyebildiğim yeteneklerim veya yapabileceklerim çıkartabildikçe daha mutlu oluyorum, daha iyi hissediyorum kendimi diyelim. Ama şu an baktığımda hayatımdaki rol modelin annem olduğunu düşünüyorum. Hayata bakış açısıyla, sabrıyla ve bana verdiği güçle annem gibi bir insan olmak isterdim. Ve benim buralara gelmemi sağlayan kişi oydu. Ben bugün çok anneciyim ya. Çok duygusal bir kelebeksin adeta. Ne güzel. Böyle bir ilişkinizin olması bence çok kıymetli bu arada. Küçükken rol model aldın derken buradan da şeye gelelim o zaman. Küçükken olmak istediğin bir meslek var mıydı? Hep söylerim astronot olmak isterdim. Aa, çok enteresan. Aslında bunun da bununla bir alakası var. Anneme hep şey derdim. Sen benim kuzey yıldızımsın. Hani her kaybolduğumda, her kendimi kötü hissettiğimde sana baktığımda
her sorunun bir çözümünü buluyorum veya bana yardımcı oluyorsun. Ay ağlayacağım. Kuzey Yıldızı da gökyüzüne her baktığında nerede olursan ol görebilirsin. O yüzden o zamandan beri böyle bir merakım başlamıştı. Olmak isterdim fakat zaten boyum çok uzunmuş aslında. Aa, astronot olmak evet. için bir havacılık, handikap mı bu? Havacılık için var. Peki daha duygusallaşmadan sıradaki evet. fotoğrafıma geçiyorum. Burada takımdan yine arkadaşın nasıl? Evet, Ayça'yleyim. Neredesiniz? Çeşme mi yine? Fethiye burası galiba, evet. Güzel gezmişsiniz Zehra. Burada Fethiye'desiniz. Evet. Ben Fethiye'yi hiç gitmedim. Güzel mi Fethiye? Evet, çok güzel. Çeşme mi, Fethiye mi? Aslında daha sakin ve dinlenmeli bir tatil istiyorsan kesinlikle Fethiye. Hı. Ama eğlenmek istiyorsan, kafa dağıtmak istiyorsan Çeşme. Peki. Zehra buradaki... Evet, sizi tanıştığım Fatih Yağcı. Fatih abi benim çocukluğumdan beri benimle birlikte olan birisi. Bizim takımımızın istatistikçisi. Arkadaki kim? Arkadaki Ayça ile Buket. Biz burada dünya şampiyonu olmuştuk. Dünya şampiyonasından sonra Ankara'da bir İtalyan restoranına yemek yemeye gittik. Yemek yemeye giderken de geri dönüşümden yapılmış bir balık vardı orada. Onlar da balık burcu olduğu için onunla fotoğraf çekilmek istedi. Ama Fatih abi fotoğrafımızı bozdu. Teşekkürler Fatih abi. Çok yakışıklısın bu arada. Peki sıradaki fotoğraf. Küçüklüğüm mü? Evet. Ya kız ne tatlısın. Ya bu takunyalar ne? Isıracağım. Ay teşekkür ederim. Annem terziymiş. Ben küçükken evet elbiselerimin falan hepsini ya, o dikermiş. Ne tatlı. Şapka falan baksana. Bir sürü şapkam varmış sayılmayacak kadar. Annem beni giydirirmiş. Zehra hangisi dermiş bana seçermiş. Böyle kabanlarımın, kaşe kabanımın kaşe şapkası varmış. Vay. İşte İkon. Yazın hasır şapkalar takarmışım falan. Modaya bayağı ilgim var o zaman, küçüklükten gelen o zaman. Öyle diyebilir miyiz? Çünkü bayağı görüyorum evet. ben postlarında falan, Instagram'daki paylaşımlarında. Çok güzel aslında giyiniyorsun. Aslında böyle sporcular spor giyinirden ziyade ben çok süslü olmayı tercih ederim. Aa. Evet. Bu kalıpları bende kırıldı. Bana çok modern geliyorsun. Modern bir giyimin var bence. Süslü benim algımda çünkü böyle şey, abartı. Süslü derken mesela süslüden ne anlıyorsun? Nasıl giyindiğini düşünüyorsun? Süslü dememin sebebi çok aşırı takı takarım. Aşırı. Ha. Yani 10 parmağıma da yüzük takarım, 5 tane kolye takarım. Öyle bizim çekimde yok. Bize antrenmandan geliyorum. Bize takı takamadın mı? Parmaklarım şiş topa vurmaktan. kolyemi küpemi asla çıkartmam, maçta da takarım. Ama normalde takarken kolyeyle rahat ediyor musun? Evet, evet, evet. Nasıl ya? Zıplıyorsun falan ya oradan... Çenene çarpmıyor mu? Hayır. Aslında bilmiyorum ya. Orada olması iyi hissettiriyor. Aa, totem diyebilir miyiz? Böyle şey bir şey mi bu? Hani olmazsa olmaz. Yani totemlerimi bıraktım ben artık. Hiç totemim yok gibi neredeyse. Ama iyi şans getirdiğine inanıyorum diyelim. Şey bayağı vardı. Evet çok totemim vardı. Makyaj yapıp silme totemin vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet bunların hepsini yendik sayın psikologlar. Gerçekten mi? Evet çünkü... Bak mesela böyle bir şey vesile olmuş. Sevgili terapistin. Çünkü onların hiçbirisi beni Zehra Güneş yapmadı. Rimelimi önce sürüp rujumu sonra sürdüm diye de Zehra Güneş olmadım. Veya ne bileyim kırmızı ayakkabı giydim diye kötü oynadığımı düşündüğüm zamanlar olurdu. Ama bir ayakkabı benim oyunuma bağlı olmadığını çok büyük bir şekilde idrak edebildim. Onun dışında bütün totemlerimi bıraktım neredeyse. Ne güzel. Sadece bir de bugün bunu böyle deneyeyim, iyi gelir. Bu İyi kafadayım. Hareket ediyorsun. Evet. Bence bu daha güzel. Bence de daha. Ya şey bilmiyorum bu arada, totem hani birçok sporcuda duyduğumuz bir şey. Hani totemlerin olması ama demek ki bu arada o totemin varlığı sana kötü hissettiriyormuş. Evet. Başarısız olduğunda ona bağlıyormuşsun. Evet, mesela herkesin yaşadığı bir durumdur bence bu. Yaptığı totemler veya günlük ritüeli sırasıyla gitmeyince kendine bir şeyler yolunda gitmiyor, bir şeyleri değiştirmeliyim, kesin kötü gidecek diye şartlamaya başlıyorsun bu sefer. Ve bu işin içinden çıkılmayacak derecede bir hal alıyor. O yüzden bırakmak en mantıklısı. Son cümleni bir daha alabilir miyim? Çok özür dilerim, duyamadım. Totem yapmayın. Sıradaki fotoğrafa geçeyim mi? Tabii. Ha, burada kimle sıralıyorsun? Ya. Burada bir maç sonucunu. Evet, Avrupa Şampiyonası finali Ankara'da yenilmiştik 3-2. Babam oradaki maçlarımda hep yanımdaydı. Zaten sonuç ne olursa olsun yenelim, kaybedelim. Hep babamı gördüğümde
ağlarım yani. Hmm. Çok duygusal hissederim kendimi. Ne çünkü güzel, bayağı destekler ama sana. Evet. Gerçekten. Çünkü her başardığım şeyde yani o kızın deyip sarılması veya gözündeki ben bana olan gururunu ben hissedebiliyorum. Ve bunu hissettiğim için bugüne kadar belki bu kadar başarı elde edebildim. Hepsini çok seviyorum. Ne güzel ya, keşke bütün aileler evlatlarına karşı böyle tam destek olabilse diye buradan da ailelere bir mesaj çakalım. Devam ediyorum. Burada bir video var. TikTok. Sesi var mı? Bir tane daha TikTok. Soyunma odasında neler yapıyorsunuz diye sormuşlar. Evet, bu da bir örnek olmuş. Evet. Eğleniyor evet. musunuz böyle arka planda falan? Evet evet, çok yani gerçekten çok eğlenceli, çok farklı bakış açıları olan takım arkadaşlarına sahibim. Her şeyi her an paylaşabiliyoruz hepsiyle. Ne güzel. Bu da Barçin diye bir Amerikalı arkadaşımız var, tanırlar zaten. Onun TikTok için çektiği bir şeydik. Arkada elementleri söylüyor sana TikTok'un sesinde, efektinde. Biz o elementleri yapmaya çalıştık. Bir tanesi de ateşti. Ateşi nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye düşündük. Deodorantı çakmak. Evde denemeyin. Ne bileyim, antrenmanda olur, arka planda olur. Takım olarak yaptığınız en çılgınca şey, aktivite neydi? Bu takım olarak değil de Gözde abla varken bunu söyleyeyim. Giovanni hep böyle bir şeylerin iddiasına girer. Giovanni antrenör. Baş antrenör. Hep bir şeylerin iddiasına girer. Böyle targetlar olur bizim salonda, hedefler. Yüksek hedefler, böyle pota gibi. Der ki işte bunu atarsam antrenman bitti. Ama atamayacağımı düşündüğü için belki öyle der veya atarsam bana 100 euro falan der böyle. Bir gün antrenmandaydık. Antrenmanın 15-20. dakikası falandı. Biz su molasındaydık. Bunu atarsam antrenman bitti dedi. Sonra attı. Oh. Sonra Gözde abla dedi ki, herkes çıkıyor salonda. Sonra biz kaldık, ne yapsak, bir de benim vakıftaki ilk sene. Şeyiz böyle, ne yapsak, kalsak mı, gitsek mi? Gözde abla önden yürüyordu. Sonra arkasına döndü ve yaptı. Beni mi dinleyeceksiniz? Giovanni'yi mi dedi? Sonra bütün takım Gözde ablanın arkasından koştu. Gözde abla kimdi bu arada? Bizim kaptanımızdı. Evet, onu da çok özledim buradan, çok öpüyorum. Çok farklı bir kişiliktir kendisi. Şu an nerede kendisi? Bıraktı var ev olarak. İki tane çocuğu var şimdi. Yeah. Analık. Kim bu? Bu Naz'ın çocuğu Pamir. Bütün yaz bizimle birlikteydi. Ben baktım diyebilirim. Çok özledim kendisini. Nasıl, yazın nasıl sizinleydi full? Antrenmandayken falan da mı? Oradaydı hep. Anlamadım. Evet. Naz'ın annesiyle Pamir bizle birlikte bütün deplasmanlara, kamplara geldiler. Çünkü Pamir çok küçüktü ve annesinden ayrı kalamıyordu. Ya ne güzel ama. Annesi nereye, oraya? Yani şey, evet, hem her yere geliyordu. Çalışmasını da devam ettirebilmiş. Evet. Evladı İlen. Burada da Spider demeye çalışıyor. Çok tatlı bir çocuk. Bu kim? Anneannem. Anneannem Türkçe bilmiyor bu arada. Sadece anlıyor ama konuşamıyor çok fazla. Siz Arnavutsunuz. Boşnak. Ayşe, özür dilerim. Siz Boşnaksınız. Evet. Anneannemle ilişkin nasıl? Çok severim kendisini. Ben konuşamıyorum Boşnak diye. Yani konuşamıyorum derken böyle... Az bir şey biliyordum. Havadan sudan konuşuyorum. Hı. Ama onların konuştuğu kadar hızlı ve derin konuşamıyorum. Sadece öperek ve sarılarak iletişimi sağlıyoruz bir süre sonra. Konuşamadığım dönemlerde annem çeviriyor anneannemi. Öyle konuşuyoruz. Evde başka konuşabilen kızlarda falan var mı? İrem çok iyi anlıyor, konuşabiliyor birazcık. Mina da benimle aynı. Abim biliyor, babam da biliyor zaten. Peki şey, Boşnakların mutfağı, Boşnak bantısı var. Başka neler var? Çok iyi Dilara. Gerçekten mi? Çok iyi. Daha çok ama hamur işi değil mi Boşnaklarda? Evet. Nasıl hamur işiyle aran? Sever misin? Kim sevmez ki hamur işini? Ben mesela çok, ben tatlıcıyım mesela. Yani şöyle, ben de tatlıcıyım çok. Hamur işi de severim ama tatlıyı tercih ederim. Ha aynen. Öyle, tercih. Bende de öyle. Ama Boşnak mantısı güzel. Boşnak mantısı. Peki bir şey söyleyeceğim. Boşnak mantısı yoğurtla mı yenir? Şey, ben yoğurtsuz seviyorum çıtır çıtır olsun diye ama yoğurtlu dışarıda da bir güzel ya. Çünkü böyle yoğurtsuz hep oluyor. Sinir oluyorum. Yoğurtlu ben böyle da yenir. Kıymayı görünce yanına yoğurt olacak. Öyle bir bende bir şey var. Peki bir şey söyleyeceğim. Yaptın mı hiç Boşnak mantısı? Ben yapamam da annem çok iyi yapar. Hiç denemedin mi? Çok zor Dilara. Gerçekten. Niye zor be? Hamurunu açıyorsun,
küçük küçük parçalıyorsun onları. Mantıdan farklı. Nasıl? Mantı açmak da bu arada hani kolay değil. Mantı gibi işte, sanki çok mantı açmış. Mantı gibi mi mantı? Mantıyı masa kadar açıp kesiyorsun. Aynen. Bunu da kesmiyorsun. Bunun hamurunu masanın dışına kadar açıyorsun. Aha. Harcı koyuyorsun üstüne. Tamam, sonra dışından kapatıyorsun içeri doğru. Onu tek minik minik. İşte asıl olay hamuru yırtmadan o masanın dışına kadar açabilmek. Yırtıldı. Aslında. Gitti. Sar başa. Tekrar. Başa da saramıyoruz işte. O yağlanıp açıldığı zaman. Ne yapıyorsun, koca hamur çöpe mi? Hayır işte çöpe gitmiyor ama saramıyoruz. Olması gerektiği gibi bu boğaçak mantısı olmuyor yani. Kalın hamurlu oluyor. Daha tadı bozuluyor. Ben böyle şeydim ya, doğru mu biliyorum? Top top böyle yuvarlak yuvarlak oluyor değil mi? Doğru biliyorum. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Spor dışında herhangi bir alana da ilgin var mıydı? Yani gerek küçüklükte gerek şu an nelerle ilgileniyorsun spor dışında? Çok yazı yazıyorum. Küçüklüğümden beri yazı yazıyorum. Evet, Instagram'da koyuyorum. Evet, bunun bana iyi geldiğini hissediyorum. Pandemi döneminde piyanoya başlamıştım. Şu an çok yoğun olduğum için derslerime devam edemiyorum ama piyano her zaman bana çok iyi gelmişti. O yüzden bana iyi gelen bir şey neden yapmıyorum deyip başlamıştım. Bunun dışında kitap okumayı çok seviyorum ama bu artık şey oldu yani, herkes söylüyor. Nasıl yani? Yok kız, herkes söylüyor. Herkes ya. Söylüyor da herkes okumuyor, sen merak etme. Ne tarz kitaplar okuyorsun daha çok? Kişisel gelişim okuyorum çok. Psikologumun önerdiği kitapları okuyorum. Mesela tavsiye mesela niteliğinde olabilir. En son okuduğumu söyleyeyim. Bilinçaltımızı nasıl yönetiriz diye bir kitap var. Aslında her şeyin bilinçaltından geçtiğini ve bunu yönettiğinde olduğun duygu durumuna veya verdiğin reaksiyonlara etki edebileceğini anlatan bir şey birazcık. Bunu okumuştum. Beğendim. Evet, beğendim. Tarih hiç sevmem ama şey okudum. Kapitalizmin Korkunç Tarihini okudum. Hmm. Bir arkadaşım tavsiye etmişti ama kendisi okumadı. Nasıl tavsiye etti? Dedi ki hadi gel beraber kitap okuyalım dedi. Ha. Ben bitirdim. Okumadı o. İyi ama kitap okumaya ben vakit bulabiliyorsun. Ben okuduğumla kaldım yani. Bayağı bu yoğunluğun içinde kitap okumaya vesaire, evet, bunlara da vakit ayırabiliyorsun. Aslında kitap okumaya, yazı yazmaya en çok zamanım oluyor çünkü performans sporu yaptığım için geri kalan hayatımda enerjimi çok yemeyecek şeyler yapmalıyım ki antrenmana performans gösterebileyim. Sürekli yolculukta, uçakta, deplasmanda olduğumuz için kitap okumak ve yazı yazmak ilk opsiyonlarımdan biri oluyor. Bir de şey oluyor mesela, yazı yazmak istediğimde her zaman yazamıyorum çünkü birazcık daha duygulu ve oraya hislerimi aktarabileyim istiyorum. Çok mutlu olduğumda veya çok üzgün olduğumda onu hissediyorum. Öyle yazı yazmayı seviyorum. Yoksa öteki türlü yazı yazmaya zorladığımda kendim şey oluyor. Ben deftere bakıyorum, defter bana bakıyor. İlham gelmesini, evet, bekliyorsun aslında diyebilir miyiz? Evet, duygularımı aktarmayı seviyorum diyelim birazcık. Bu da işte melankoli ve yengeç burçluğu. Evet. Vallahi Zehra'cığım, bana güzel bir seçki hazırlamışsın. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu yoğunluğun arasında bana vakit ayırdığın için, buraya kalkıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti. Yengeç kalbi. Evet. Güzel oldu mu kalbim? O zaman devir teslim. Artık ben telefonumu almalıyım. Garip hissediyorum kendimi. Vermek istemiyorum. Bilal, az önce zaten girdiğim yerler. Kız nereye girdi? Bakayım. Nereye girmiş? Bakayım. Çiftimi gördüm. Peki bir şey soracağım Zehra. Video sence nasıl oldu? Çok güzel oldu. Beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, sevdiklerinize, beğenmediyseniz, sevmediklerinizle paylaşırsanız, kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz, bir de gönül dostlarına buradan sesleniyorum. Video yorum bırakırsanız arkadaşlar, çok mutlu oluruz.